Zeytinin faydaları. Bugün kime sorarsak soralım, kahvaltı deyince akla ne gelir sorusunun cevabı belli. Peynir, zeytin hemen ilk sırada akla gelenler. Ve zeytinden söz ettiğimiz zaman da evet bugün Anadolu coğrafyasının her yerinde sofraların vazgeçilmezi yeşil ve siyah zeytin. Bu iki kardeş, iki arkadaşın arasındaki tek fark siyah zeytin olgunlaştıktan sonra işlenmeye başlaması, yeşil zeytin ise biraz daha ham halde işlenmeye alınmasından söz ediyoruz. Ama her iki zeytinin de sağlık faydalarına baktığımız zaman, sağlığa yararına baktığımız zaman da tartışmasız sofraların vazgeçilmesi neden zeytindir sorusunun cevabı hemen karşımıza çıkıyor. Bir kere zeytinin yapısında bulunan kimyasallar ona antioksidan özellik vermiş. Yani nasıl bir demiri dışarıda bıraktığınız bir metali paslandığı zaman bozuluyor. Antioksidan dediğimiz bu maddelerde vücudumuzun paslanmasını, vücudumuzun bozulmasını önleyen ve bununla da hemen paralel işte paslanan vücut veya paslanan bir metal parçası nasıl dışarıda fonksiyonunu yitiriyorsa, yapısını bozuyorsa, insan vücudunda da kanser hücrelerini tetikleyen, kanser hücrelerini oluşumunu engellemeyi destekleyen zeytin hemen karşımıza çıkıyor. Şöyle dünyada insanların uzun ömürlü yaşadıkları yerlere bakarsanız işte Akdeniz bölgesinin, Akdeniz'in, Girit'in, Yunanistan'daki Girit'in, İtalya'daki Sardinya adasında yaşayanların uzun ömürlü olduklarını, yani bu bölgelerde, bu coğrafyada 80 yaşında ölen insan ya çok genç öldü, daha gençti, yaşayacak çok günü vardı denilen insanlardan söz ediyoruz. Ama bu insan ne yiyip ne içtiklerine bakarsanız da bunların sofralarının vazgeçilmezinin zeytin olduğu görülüyor. Yani evet birçok zaten bilimsel çalışmada bunu destekliyor. Yani zeytinin işte kanser oluşumunu engellemeye yardımcı olduğu, antioksidan özelliği olduğu, yani vücudun bu beslenmesi, vücudun sağlıklı olmasını desteklediğine dair birçok bilimsel çalışma zaten var. İşte bunun dışında hemen işte A vitamini açısından bakarsak, evet gözlerin sağlığını destekleyici özelliğini, kalp damar kalitesini arttırdığından rahatlıkla söz edebiliriz. Yine vücudun bu kalsiyum metabolizmasını destekleyen, kemik sağlığı içinde olmazsa olmazlardan olduğunu hemen söyleyebiliriz. İşte bu zeytin ve zeytinyağının vazgeçilmez özellikleri de zeytine daha ayrıcalıklı, daha özel bir yer veriyor. Ama zeytini sadece kahvaltı sofrasına koymak, sadece kahvaltıda aranan bir gıda yapmayı da zeytinle yapılan büyük bir haksızlık olarak düşünüyorum. Evet zeytin sabah, öğle, akşam bütün sofraların vazgeçilmezi bir meyve olarak hemen karşımıza çıkmalı ve insan oğlunun sofrasının vazgeçilmezi, Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan zeytinin de bu sağlığa faydaları göz ardı edilmemeli. Sofralarda mutlaka zeytin kendine bir yer bulmalı diye düşünüyorum.